Yaşasın hafta sonu programına hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonlarının, sabah saatlerinin, bu saatlerin Orta Doğu ve Balkanların en iyi programı olmasa da biz bize bence güzel bir şekilde ilerliyoruz diye düşünüyorum. Nasıl geçti haftanız? Oh, milli ara en sonunda nihayet sadece biz değil bence dünya üzerinde herkes böyle bir derin nefes almış olabilir. Yani üzüldük, sevindik, çok bizim için iyi geçti mi diye düşünüyorum. Neyse şimdi güzel şeyler konuşalım, bu haftayı konuşalım. Biz dahil 4 toplam 5 lig start verecek bugün itibariyle. Yani bizde çok güzel bir karşılaşma var, derbi var. Aynı zamanda ligde çok güzel karşılaşmalar var ama diğer liglerde de öyle güzel karşılaşmalar var ki değerli izleyenler. İngiltere Premier Lig'e baktığımızda bir Arsenal Tottenham izleyeceğiz. Manchester City, Manchester United izleyeceğiz. İtalya'ya gidiyoruz. Inter Roma'nın nasıl bir hafta sonu? Tam böyle milli araya bomba gibi ara verdiğimiz bir hafta sonu olacak. Bugün çok güzel karşılaşmalar var. Bu hafta çok güzel karşılaşmalar var. Sadece Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi değil. Hadi götüreyim bakalım bugün hangi karşılaşmalar, bu hafta hangi karşılaşmalar bizleri bekliyor. Dolu dolu geldiler. Bence artık takımlar hazırlıklarını tam anlamıyla tamamladı gibi hissediyorum. Kasımpaşa-Gaziantep karşılaşmasıyla bugün açılışı yapıyoruz. Saat 14.30'da bir gündüz mücadelesinde Ankara Gücü Medipol Başakşehir, Kayseri Spor Trabzonspor, Adana Demir Spor Galatasaray maçıyla bugünü kapatacağız. Yarın Alanya Spor, Giresun Spor, Sivas Spor, Hatay Spor, Konya Spor, Ümraniye Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe. Kapanışa bakar mısınız? Karagümrük İstanbul Spor. Bu haftayı bay geçtiği için belki biraz daha oh be diyen takımlardan bir tanesi Antalya Spor olacak. 8. hafta dolu dolu. Şimdi biraz hızlı gidiyorum. Gerçekten o kadar güzel bilgilendirebileceğim haberler var ki sizlere. Onların hepsini vermek istiyorum. Bu arada biz futbolda ligi açtık ama basketbol ligi de başladı. Aynı zamanda dünya şampiyonası, voleybol dünya şampiyonası devam ediyor. Millilerimiz bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek. Yani bugün hakikaten diğer spor branşlarında da haberler var. O yüzden hem sizi çok sıkıştırmadan hem de böyle güzel güzel tüm bilgileri size vererek güzel bir akışı sizlere sunmayı hedefliyorum. Ne dedik? Adana Demirspor Galatasaray maçı dedik. Öyle değil mi? Nasıl bir 11 ortaya sürecek Adana Spor? Adana Spor'u 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama bence Galatasaray nezdine bakmak lazım. Okan Hoca Adana Spor için nasıl bir 11 sahaya sürecek? İki takımdaki son gelişmeler neler? Her iki takıma dair notların yer aldığı haberimizi ekranlara getirelim bakalım. Başarının bir sürü parametresi var değerli izleyenler. Eğer hayatta başarılı olduğunuzu düşünüyorsanız ve kendinizi atfediyorsanız, ben başarılıyım ve tek başıma buralara geldim diyorsanız birilerine bence haksızlık yapıyor olabilirsiniz. Yani elbette kendi tırnaklarınızla böyle kazınmış olabilirsiniz ama eşimiz, dostumuz, ailemiz, anamız, babamız, duaları öyle değil mi? Bir kesişme noktasında bize yol gösterenler, onların hakkı da ödenmez. Bence başarı çok parametreli bir olgu diye düşünüyorum. Şimdi Adana Spor'a baktığımızda, başarısına baktığımızda sadece teknik direktör diyemeyiz. Sadece kulüp başkanı belki diyebiliriz. Yüksek oran verebiliriz Murat Sancı ama Adana Spor'un parametresi, başarı parametresi birden fazla. Onlardan bir tanesi de Galatasaray'dan giden oyuncular. Evet, eski dostlar bu karşılaşmada boy gösterecekler. Biz biliyoruz ki hala kalben bazı oyuncuların kalbi Galatasaray'da olabilir. Ama profesyonel performanslarından, o çizgilerinden de çıkmayacaklardır. Onlarla ilgili bir VTR derledik, bir haber derledik. Ekranlarınıza taşıyalım bakalım. Yaşasın hafta sonunun ikinci bölümüne hoş geldiniz değerli izleyenler. Birinci bölümde genelde biraz daha haber, gündem, maçlar biraz daha öyle gidiyoruz. İkinci bölümde biraz daha hayata dair sohbet. Ki gündemdeki konular neyse konuklar da aslında paralel gidiyor. O yüzden yarın için güzel bir derbi motivasyonumuz var öyle değil mi? Haliyle biz de konukları, iki gün boyunca konukları biraz böyle hayata dair, derbiye dair almak istedik. Bugün aslında iki konuğumuz var. Biraz sonra Didem bizlerle birlikte olacak. Beşiktaş Kulübü oyuncusu, Kadın Futbol Kulübü oyuncusu Didem Karagenç bizlerle birlikte olacak. Biz Ezgi ile açalım. Ezgi Çağlar, Fenerbahçe'nin kalecisi. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk Deniz, merhaba. Ezgi, biz ne zamandır tanışıyoruz? Beylerbeyi'deydin sen o zaman değil mi? Evet, o zaman Kireçburnu Spor Kulübü'nde oynuyorum. Kireçburnu, özür diliyorum. Kireçburnu Spor Kulübü'ndeydin. 7-8 yılımız vardır. Var mı? Evet, vardır. Vay canına. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Tempolu antrenmanlarımız devam.
Lig öncesi hazırlık maçları, kamp süreci falan geçirdik. Hı hı. Şu an sadece lige hazırlık sürecimiz var. Zaman su gibi akıp geçiyor. Evet, İlk öyle. Böyle gördüğünde çekim esnasında değerli izleyenler, bizler genelde o zamanlar tabii Acar muhabir olduğumuz için biraz daha denemeye çalışıyoruz. Ne kadar yeteneklerim var. Ezgi o zamanlar biraz yeteneğimin olduğunu söyledi ama üzerine gitmedim galiba. 7 yılda sen baya atılım yaptın, baya geliştin. Ben kaldığım yerde, durduğum yerde kaldım işte Ezgi'cim, ne olsun. Yok, sen de bizim için çok kıymetlisin. Yıllar önce kadın futbolunu zaten takip ediyordun. Şu an hala kadın futboluna çok büyük destekler sağlıyorsun. Teşekkür ederim. Gönülden destek veriyorum. İşte ne kadar yayınlar. Senin beni takip ettiğin kadar ben de seni takip ediyorum. Ne kadar destek olursa. Aslında kadın futboluna dair, Fenerbahçe'ye dair, gündeme dair çok çok güzel şeyler konuşacağız. Atmosfer nasıl şu anda takımda, sizde? Takımda atmosfer mükemmel. Yeni transferlerimiz geldi. Geçen sene yeni kurulmuş bir takımdık. Geçen sene kadın futboluna soluk olduk. Bu sene çok büyük ses getireceğimizi düşünüyorum. Sezon ne zaman başlıyor? Sezon bu ayın 15'inde diye şu an henüz net bir açıklama yapılmadı. Biz de bekliyoruz tam tarihi ve fikstür çekilsin diye. Şimdi şöyle bir durum vardı. Ben gazetecilik mezunuyum. İkinci sınıfta bizim işte röportaj teknikleri diye bir dersimiz vardı değerli izleyenler. Ve röportaj tekniklerinde bölüm başkanımız bize şey söylemişti. Böyle röportaj yaptığınızda hani bilginizi, bilgi faşizmi yapmak istemiyorum. Bilginizi sunmak yerine daha çok konuklara izleyicilerin de hiçbir şey bilmediğini düşünerek siz de sorularınızı o şekilde sorun demişti. O yüzden ben zaman zaman kadın futboluna dair belki gündemdeki konuları bilmiyor olabilirsiniz. Biraz daha böyle anlaşılabilir şekillerde sormaya çalışacağım. Erkeklerdeki gibi Süper Lig'deki gibi sezonunuz onlarla paralel mi gidiyor? Yani onlarla paralel gidip paralel mi bitiyor? Yani onların ligi derken başlıyor. Bizim ligimiz çok geç başlıyor maalesef. Kaç hafta sürüyor? Kaç hafta sürüyor? Şu an daha fikstürlerimiz hiçbir şeyimiz çekilmedi. Didem de geldi bu arada. Didem hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sevgili Didem Karagenç, değerli izleyenler. Beşiktaş kadın futbol takımının değerli oyuncusu. Aynı zamanda milli oyuncumuz değil evet, mi? Milli kaptanımız takım. Diyebilirim değil evet, mi? Evet evet, milli takım kaptanıyım. Tamam. Milli takımda, Ezgi de milli takımdaydı. Evet, siz beraberiz. Birlikte denk geldiniz. Tabii ki tabii ki. Ya, yıllardan beri beraber ay, ne oynuyoruz. Ne tatlı böyle. Hem Beşiktaş'tan hem Fenerbahçe'den dilim sürüşüyor. Bugün var ya dilim yayınlarda o kadar sürçtü ki artık böyle takımlara karşı sevgimi nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Bu hafta önemli bir derbi var. Şu anda sizi oraya sürüklemek istemiyorum. Biraz daha hakkınızı evet, vermek istiyorum. Evet, birazcık daha bizden öyle konuşalım. Kesinlikle öyle. Ben bugün sizden yanayım. Ay, ama derbiyi de konuşacağız elbette. Evet. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Ezgi ile açılış yaptım. Ezgi, sana yine döneceğim. Didem, güzel mi? Bu sezona bomba gibi giriyor musunuz? Ya sezona tabii ki bomba gibi hazırlanıyoruz. Liglerin açılmasını bekledik. Çok uzun bir zaman oldu. İşte o sırada milli takım maçlarımız vardı. Onları oynadık, döndük kulüplerimize. Yaklaşık bir aydan beri bir hazırlık sürecindeyiz. Hatta ondan öncesi vardı. Biz milli takımda olduğumuz için bir ay diyebilirim. Hazırlık maçları yapıyoruz. Her hafta sonu bir maç oynuyoruz. Hafta içi antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Heyecanla ligimizin açılmasını bekliyoruz. Beşiktaş kadın futbolunda hakikaten çok başarılı. Çok güzel bir kadronuz var. Ezgi, sana haksızlık yapmak istemiyorum. Fenerbahçe'ye haksızlık yapmak istemiyorum. Şimdi her ikisi de çok değerli bir isim olduğu için bir de insan böyle arkadaşı olunca daha da böyle sevimli evet. bir şekilde konuşmak istiyor değerli izleyenler. O yüzden çok profesyonelce bir yayın beklemeyin bugün benden. Olabildiğince her kulübe kadın futboluna destek verebilmek adına böyle sempatiyle yaklaşacağım. Yani Beşiktaş hakikaten çok başarılı. Beşiktaş bu işin öncülüğünü yaptı diyebilirim. 8 sene oldu ben Beşiktaş kulübünde oynamaya başlayalı. Ondan önce 3. liglerde zaten. Ben 2. ligdeyken takımın kadrosuna dahil oldum. 8 senedir, 9 senedir yani Beşiktaş'ın formasını giyiyorum. Ve hani ilk defa bir büyük kulüp kadın futbol takımı kurdu. Atletico Madrid'de yaptığımız Vodafone Park'taki maçtan sonra muhteşem. Da inanılmaz bir ivme yakalandı. Hani kadın futboluna olan bence ilgi orada daha fazla insanların gözüne sokuldu. Başarıyla paralel gidiyor aslında Didem, öyle değil mi? Mesela tabii. Son işte şampiyon Amerika olunca özellikle Amerika'nın kadın dünya kupasında başarısı, oradaki figürlerin birden ön plana çıkması, daha sonrasında zaten onlar da bir mücadele verdiler. Ya biz bu kadar efor sarf ediyoruz, biz de Amerika'nın futboluna evet. katkı sağlıyoruz ki bence kesinlikle haklarını erkeklerden aradılar. Daha fazla katkı sağladılar. Evet. Maaşlarımız da eşit olmalı dediler. O hep tartışma konusudur ama Beşiktaş bu konuda çok güzel bir ivme yakaladı sanki.
Yine de hani tabii ki daha o seviyelere ulaşmadık maaş konusunda. Hani yani tabii ki erkeklerle aynı ücreti almak şu an için söz konusu çok, olamaz. Çünkü ya mümkün yani mümkün şöyle değil demeyeyim de arada çok uçurumumuz var. Çok uçurum var. Bunun sohbetini zaten yapmıştık daha önce biliyor. Ya yayın hakları olsun yani. Hani yavaş yavaş böyle yayınlanacak inşallah liglerimiz daha fazla işte sponsorlar bu işin içine girmeye başladılar zaten daha da fazla girdikçe bizim de değerimiz artacak. Dediğiniz gibi işte o yurt dışında o kızların Rapinoe'nun işte Trump'a vermiş olduğu ayar mı ince denir? Mesaj. İnce mesaj. İnce bir mesaj yani tamamen oradaki futbol algısını değiştirdi. Dünyadaki futbol algısını değiştirdi. Onların orada yapmış olduğu başarılar bizim ülkemizde de ses getirmeye devam ediyor. Yani umarım biz de tabii milli takım seviyesinde oralarda mücadele etmek için çok çalışıyoruz, çok çabalıyoruz. Bir dahaki turnuvada ya biz de orada olmak çok isteriz. Ya her şeyin başı pazarlama değil mi? Yani artık spor elbette o ruh ölmeyecek. Elbette o rekabet, o mücadele her zaman olacak ama pazarlama stratejisi de çok önemli. Şöyle Didem, 2018'de miydi, 2019'da mıydı dünya şampiyonası? O sırada ben böyle bir eğitim için Amerika'daydım. Hı hı. O şampiyonayı Amerika'da takip edebildim. Daha doğrusu maçlarını orada izledim. Meksikalılarla birlikte. Onlar da gerçekten çok çok iyilerdir bu konuda. Mesela o dönemde Amerika milli takımı çok başarılıyken hı hı. ünlü bir oyuncak şirketi, hepimizin çocukluğunda sahip olduğu bir bebek şirketi. Hı hı. Amerika futbol takımının, kadın futbol takımının bebeklerini üretmiş. Pazarlamaya bakar mısınız? Turnuva daha başlamadı bile. Süpermiş. Yani turnuva esnasında o pazarlamayı o kadar güzel, kritik bir şekilde yapmış ki aslında çocukları 1-0 oradan yakalamış. Evet. O bebeği alan çocuk ne olduğunu paralel bir şekilde kitle öğreniyor. İletişim araçlarıyla birlikte sürdürecek. Doğru. Yani o bir yatırım ki İngilizler bu konuda biraz daha iyi. Evet, siz evet. daha iyi biliyorsunuz. İngilizler son şampiyon zaten. Evet, onlar aydınlatın. Da Wembley Stadyumunda oynadılar. O final maçına gitme fırsatı buldum ben de. Hı-hı. 87 bin kişinin önünde mücadele verdiler. Avrupa şampiyonasında. Evet. Ve bu yani bir rekordu. Hı-hı. Yani kadınlar için inanılmaz bir atmosfer vardı. Hani artık ünlü futbolcular da kadın futbol takımı maçlarını takip ediyorlar. David Beckham mesela o inanılmaz destek veriyor. Çok ünlüler vardı kesinlikle. Yani size geliyorlar mı böyle ünlü isimler futbolcular dışında? Ya arkadaşlarımız maçlara. Oluyor genellikle sizin gibi ünlü. Ben gelirim her maçlarınızla. Her maçlarınızla gelirim. Buradan izleyicilerimizle birlikte güzel organizasyonlar yaparız. Öyle değil mi değerli izleyenler? Gideriz. Tabii. Neden gitmeyelim? Bu sezonda zaten dolu dolusunuz. Şimdi sen milli takımda da kaptansın. Evet. Uluslar Ligi'nde Beşiktaş'tan hiç oyuncu yoktu erkeklerde. Hiç milli yok. Takıma. Evet. Peki kadınlarda Beşiktaş'tan milli takıma kaç oyuncu gitti? Geçen sene 8-9 kişi gidiyorduk biz. Bu sene ligin değişmesiyle beraber aslında şöyle oldu. Hani dediğiniz gibi Beşiktaş'ın daha fazla oyuncuya sahipti A milli takım kadrosundan. Ama şimdi neredeyse ligde eşit bir dağılım var. Hem hı-hı. milli takım olarak da eşit bir dağılım var. Şu anda bizden giden resmi olarak hani 5-6 kişi var. Böyle yani. Süper. Ezgi'yi es geçmeyeyim. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiyorum. Kesinlikle kiminle konuşsam o takımı tutuyormuşum gibi hissediyorum. Ezgi, kamplar nasıl geçiyor? Güzel geçiyor mu? Oyuncu takviyesi yaptınız mı? Kulüp transfer kamplarımız güzel geçiyor. Evet, oyuncu transferimiz hala devam ediyor. Şu an Türkler tamamlandı. Bir iki tane düşündükleri oyuncu var. Gelecek yabancı oyuncularımızla transfer sürecini bitireceğiz. Son transferlerimizi yapıyoruz. Bir şey kalmadı o zaman. Ne zaman açılıyor demiştin lig? Lig oyun 15'inde altısında kura çekimi olduğunu hı-hı. söylediler. Dün stadyo yayınlandı. Hı-hı. Altısı kura, ayın 15'i 16'sı başlayacak. Yani cumartesi, pazar günü. İlk maç o zaman gelelim ilk maça. Öyle değil mi? Geçen sene ilk maçımız şeydi. Beşiktaş'ta derbi evet, maçıydı. Vodafone Park'taydı. Ezgi sürekli davet ediyor ama senin davet ettiğin tüm maçlarda yayınlar vardı. Evet. Ama bu sefer artık gelirim diye düşünüyorum. Gündüz oynanıyor, yanılıyor evet. muyum? Evet, siz de hafta sonu burada olduğunuz için yüksek ihtimalle çakışıyordur. Geleceğim, ben sizin maçları izleyicilerle birlikte geleceğim. Geçen sene Covid'den dolayı çarşamba günleri de maç oynandı. O yüzden ligi sıkıştırdılar. Bu sene daha rahat. Hafta sonları olacak bütün maçlar. Daha çok maç olacak senin için. Ya bekliyorum tamam, bu yıl sizi takip edeceğim ben. Tamam, mutlu. Hatta benimle birlikte birkaç... belki birkaçtan daha fazla olabilir. İzleyicilerimiz varsa onlarla da İstanbul'da, Anadolu'da oluyor mu? Şu anda kaç takım var ligde, ya, liginizde? Şu an 20 takım olması gerekiyor. Güzel, bayağı iki grup olacak. En son ben bıraktığımda
kireç burnunu da bıraktığımda o, bu kadar yoktu değil mi? Tabii gitgide artıyor. Ben de eski futbolcu gibi yani. Ya o zamanlar ligimiz zaten çok iyi değildi. Şu an altın çağını yaşıyor kadın futbolu bence yani. Yani kötünün iyisi mi diyorum? Biz bizeyiz, Söyle, söyle. Kötünün iyisi mi diyelim yani? Amacımız zaten kadın futbolunu daha ileriye götürmek. Hedefimiz bu. Bizim burada bulunma amacımız tamam kulüplerimizi temsilen buradayız ama ilk hedefimiz kadın futbolu. Hı hı. Genç yeteneklerin yetişmesi. Bizler de zaten binlerce mesaj alıyoruz evet. Çocuklardan, ailelerden. Hı hı. Amacımız kulüplerimizi yönlendiriyoruz, kadın futbolunu yönlendiriyoruz. Hedefimiz burada bulunma amacımızı belirtmek böyle istedim. Figürler arttıkça galiba yani başarılı kadın futbolcular ekranda daha fazla oldukça, gündemde oldukça sokaktaki isimler en azından bir kadın futbolcumuza hangi takımda olursa olsun tabii bilebilecek seviyeye gelmeye başladıktan sonra bence ivme kazanacak. Yine söylüyorum pazarlama bu işin evet her şeyi fakat başarıyla paralel giden bir durum. Yani şu anda voleyboldan baktığımızda tabii son 10 yıla 15 yıla baktığımızda sokaktaki isim, sokaktaki bir vatandaş bir voleybolcunun kim olduğunu biliyor. Evet. Keza basketbolda da hani 2000'ler sonrasında o bir yükseldiğimiz dönemler vardı. Sorun insanlar basketbolda ilk beşi sayarlardı. Doğru. Ya da voleybolda tüm kadroyu sayarlardı. Şimdi baktığımızda kadınlarda kimi biliyoruz, kimi tanıyoruz? Bunlar başarıyla paralel geçecek. Evet. En azından Didem ve Ezgi'yi artık tanıyoruz değerli izleyenler. Yani şu an bu çok önemli öyle değil mi? Sadece tabii önemli olan destek. Ben bana o zaman sormuşlardı voleybol takımında en çok beğendiğin oyuncu. Ben Ebrar demiştim. Ebrar'ın o zaman 100 bin takipçisi vardı. Şu an milyonlara ulaştı. Sen öngörülüymüşsün bayağı. O zaman demiştim çok başarılı bir oyuncu olacak demiştim. Yani birazcık ön yargıları kırıp gerçekten de gönülden kadınların da futbol oynayabileceğini ve burada başarılı olacağını kanıtlamanın en önemli yollarından bir tanesi destek. Kuşkusuz. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın destek bekliyoruz. Medya çok önemli. Mesela şimdi onlar Dünya Kupası müsabakaları oynuyorlar. Her maçlarını ulaşabiliyoruz onlara çok rahat bir şekilde. Ama bizi izlemek isteyen aslında kitleler bize ulaşmakta birazcık zorluk çekiyorlar. Çünkü bizim fikstürümüzü hani yayınlandığını gören görmek isteyenler federasyonun sitesine girip işte futbol liglerine basıp oradan görebiliyorlar ama hani böyle onların kolay ekranına düşebilecek, ulaşabileceği, evet daha ulaşabilecek bir yer olması lazım. Hani tanınıyoruz bu arada, çok da tanınmıyoruz diyemeyiz. Haksızlık etmeyelim. Evet haksızlık etmeyelim kendimize ama şöyle tanınıyoruz. Mesela hani Beşiktaş taraftarları beni tanır. Beşiktaş çarşıda gezersem ya da bu işte ilgililerse hani hiç beklemediğim yerlerde tanınabiliyorum. Ezgi de öyledir. Hani gittiğimizde bir maça Fener'in kalecisi değil mi? Veya işte Didem işte Fener'in sol bek, işte milli takımın kaptanı. Böyle tepkiler alıyoruz ama tabii bunların daha da çoğalması lazım, daha da göz önünde olmamız lazım, daha da görünürlük lazım. Ama federasyon şu an bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüplerimiz de bizi çok destekliyor. Çok fazla projelerde erkek takımındaki futbolcuların yanında bize yer veriyorlar. Hani böyle böyle yavaş yavaş değer artarak biz başarı elde ettikçe kadın voleybolcular gibi, kadın basketbolcular gibi biz de bir ivme yakalayacağımızı düşünüyoruz Türkiye'de. Yurt dışıyla bağlantılarınız nasıl peki? Mesela futbolcular, ortak tanıdıklarınız, arkadaşlıklarınız daha böyle nasıl diyeyim uluslararası bir iletişim halinde misiniz? Yoksa biraz daha kendi kendinize, kendi içinizde misiniz? Ya, mesela maçlara gider misiniz, izler misiniz, arkadaşlıklarınız var mı? Benim ben de tam bir şey gibi abla gibi sordum ama şöyle bir avantajım var. Bu çok önemli bir şey değil mi bağlantıların olması? Ben Visa'nın sporcusu oldum. Yani dünyada 16 tane sporcudan bir tanesi Türkiye'den ben oldum. Ve onlar dünyadaki en iyi sporculara sponsor oldular. İşte Rapinoe'ya sponsor oldular. Lucy Bronze var, işte Aslani var, Kosovare. Hepsi kendi ülkesinde çok bilindik futbolcular. Ve böyle İngiltere'de bazen toplantılar düzenliyorlar. Ben o toplantılara katılma fırsatı buluyorum. UEFA'dan yetkililer de geliyor. Ve kadın futbolunu nasıl geliştirebiliriz hakkında. Hala onlar da bu arada bizimle aynı problemleri yaşayanlar da var. Hani ücret eşitliği, işte medyada, sosyal medyada yer verilmeme, işte maçlarını iyi sahalarda oynayamama, hani bunların hepsi böyle masaya yatırılıp nasıl daha fazla geliştirebiliriz? Sizin de söylediğiniz gibi pazarlama konusunda nasıl destek verebiliriz? Hani görüştüğüm, konuştuğum ve maça gittiğim arkadaşlarım var. Hani ama onları Türkiye'ye getiremiyorum bütün. Umarım onlar da bir gün Türkiye'ye gelir, burada da maç izlerler. Peki bir kadın futbolcunun Türkiye liginden yurt dışına transfer olması kolay mı?
Yani çok kolay değil. Yani muhakkak bir sporcunun kendi bireysel menajeri olması gerekiyor. Hı hı. Menajer aracılığıyla ancak ulaşabilir. Ya da hepsinin milli maçlarda. Ama mesela biraz daha şimdi mesela İngiltere Ligi ile Süper Lig'in farklı olduğunu biliyoruz. Ya da La Liga ile Alman Ligi'nin farklı olduğunu biliyoruz. Kadınlar liglerinde, ülkelerin yerel liglerinde fark bu kadar uçurum mu? Yani Türkiye Ligi böyle, İngiltere'de İngiltere Ligi böyle diyebiliyor muyuz? Tabii yani gene erkek futbolu gibi. Biz şu an amatör olarak geçiyoruz zaten. Öyle mi? Evet. Ama erkek futbolu gibi düşünün. Hani İngiltere'de nasıl futbolu hızlı oynuyor erkek takımları? Kadınlarda da çok hızlı ve süratli oynuyorlar. Yani buradan transfer olduğunuzda yine bize bir Almanya çok daha yakın kadın futbolu için. Hı hı. İşte ne bileyim Amerika'ya çok giden spor bursu alan arkadaşlarımız var artık. Oraya gidip orada futbol oynar. Zaten Amerika bu işin hani erkek futbolundan daha fazla kadın futboluna değer veren bir ülke. Başka aklıma gelen İspanya da bize yakın futbol oynuyor. Hani buralara gitmek aslında bizim transferimizde daha kolay. Belki oralardan sonra biz de İngiltere transferi aynı erkek futbolu gibi düşünebilirsiniz. Hani aynı şekilde ilerliyoruz biz de. Hedefleriniz var mı böyle yurt dışına dair? Hani hangi ligde oynamak isterdiniz? Herhalde Türkiye'de iyi bir oyuncu İngiltere'ye transfer olmak isterdi. Tabii. Ya da genelde herkesin İspanya'da hayalidir herhalde. İngiltere mi? İngiltere. Amerika mı? İngiltere. Ya da Fransa. Çünkü kadın futbolunda Fransa da inanılmaz büyük bir ivme yakaladı. Olympique Lyon üst üste 4 defa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. Chelsea fena değil diye biliyorum. Chelsea yeni kuruldu. Daha 3 sene falan oldu ama iyi bir kadro kurdular. Onlar mesela şuradan biliyorum. Chelsea hem ligde de şampiyon oldu. Yani İngiltere Ligi'nde. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Hem de onlar full oynuyorlar. Yani tam böyle kapasite. İzleyici kitlesi çok yüksek. Evet. Biletler hemen satılıyor Chelsea'de. Hem İngiltere'de hem de Fransa'daki Olympique Lyon'u işte diğer takımları çok fazla takip edenler var. Hani onların... Ben senin için İngiltere'yi gözüme kestirdim. Öyle mi? Chelsea'yi gözüme kestirdim fark ettim mi bilmiyorum. Sizi de beklerim o zaman İngiltere'yi. Senin Chelsea'yi iteliyorum ben. İteliyorum yalnız. Chelsea koskoca neden olmasın? Neden olmasın? Ezgi? Sana da bence İngiltere yakışır. Bu arada diyecekler ki oyuncularımıza neler neler yapıyorlar. Ya yurt dışı çok önemli bir konu bence oyuncular nezdinde. Ne zaman ki biz dışarı oyuncu ihraç ediyoruz, işte o zaman durum değişiyor gerçekten. O oyuncunun değeri kadar o alanın değeri de artıyor. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Doğru tabii ki. Yani yurt dışında oynayan her bir sporcu her ülkeye geri döndüğünde daha fazla, daha yüksek bir seviyede dönmüş oluyor. Yani herhalde antrenman kalitesi mi ya da oradaki ligin kalitesi mi hani oyuncunun antrenman performansını nasıl değiştiriyor? Sahalar nasıl mesela? Bizim şu an her şey mükemmel. Bir daha ne Fenerbahçe ne Beşiktaş kulübü bana oyuncu göndermeyecekler. Biz sağ nasıl, anlamında, konaklama mi? Anlamında, tesis anlamında hiçbir problem yaşamıyoruz. Her şeyimiz dört dörtlük ilerliyor. Profesyonel evet, profesyonel bir. Bu arada geçmişinde oynamış olduğum kulüplerde tabii ki bu şartları görmedim. Hı hı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Onların da bu arada bu imkanı bulmasını istiyorum. Tabii. Ayrıcalık olsun diye söylemiyorum. Farkındalık yaratabilelim. Hı. Yani büyük kulüpte oynamanın faydalarından bir tanesi eski oynamış olduğun kulüplerde görmediğin her şeyi buralarda görebiliyorsunuz. Çünkü erkek futbolu gibi profesyonel düşünüyorlar ve profesyonel yaklaşıyorlar. Hı hı. Peki büyük kulüp olmayıp bu konuda başarılı olan takım kulüp sizce kimler? Kadın futbolunda. Hı-hı. Antep'in kulübü. Fatih Vatanspor. Spor. Antep bayağı o aslında onlar da profesyonel geçen değil mi? Geçen sene şampiyon oldular. Onlar da kurumsal profesyonel Hı-hı. gidiyorlar. Evet. Başka evet dediği gibi Fatih Vatan olabilir. Yani Konak Belediyespor bu zamana kadar iyi işler yaptı. Fomget. Yani çeyrek finale kalanlar Hakkari kaldı. Evet. Fomget kaldı. Peki mesela bireysel sporlarda bir yıldız demeyeyim. Hadi iyi bir sporcu olabilmek için çok erken yaşta o spora girmek gerekiyor. Örnek veriyorum teniste. Ama takım sporlarında belki biraz daha oyuncuların yaş skalası artıyor olabilir. Siz kaç yaşına başladınız futbola? Ben lisanslı olarak 11 yaşında başlayabildim. Hı hı. Çok uğraşlar sonunda yani bir takım buldum. Çünkü o zaman ligde 10 tane takım vardı. Şu an havuz çok geniş ve takım sayısı çok fazla ama o 10 takımı bulmakta o kadar zorlandık ki biz ailecek. O yüzden lisanslı yani futbola başlamaya yaşım 11. Tabii öncesinde her yerde oynadım top. Yani şurada verseniz burada da oynardım. Biraz geç oldu ama yani kendini geliştirmek için çok uğraşman gerekti ondan sonra. Tabii bu yaşlar işte Avrupa'da çok düşük. 6 yaşında, 5 yaşında başlıyorlar orada kadın futbolcular. Ama şu an ülkemizde bu yaşlar düştü. Çünkü işte Beşiktaş'ın altyapısı var.
diğer kulüplerin altyapısı var. Hani artık yani ben futbol oynamak istiyorum anne dediklerinde gösterebilecekleri işte Ezgi gibi benim gibi bir rol model var önlerinde. İşte hani o zaman kadın futbolcu olmak istiyorum dediğinde şöyle bir şey vardı yani. Hani futbolcu olacak ne olacak yani hani hiç öyle bir şey yok yani önümüzde hiçbir örnek yoktu. Hiçbir örnek yokken buraya geliyor olabilmek çok çok zordu yani bu işin en zor tarafı oydu. Hani size birilerinin inanması gerekiyordu ama ailemiz... Çok şükür inandılar bize. Bir de nerede para kazanacağını da bilmiyorsun öyle evet, değil mi? Garanti. Yani hangi takıma gideceksin, nasıl bir gelecek seni bekliyor. O zaman hiçbir takım yok bir de Fenerbahçe'de. Yani seninle birlikte büyüyen aslında bir oluşum içerisindesin. Çok riskli aslında sizin. Futbola nasıl merak sarıyorsun? Çok değil garip. Mi? Bazen düşünüyorum. Neden futbol? Nasıl sıfırdan yani? Şey, klişe sorular. Neden futbol? Neden futbol? Yani şöyle ben... 6 yaşında bir yaş erken başladım. O zaman adımı falan her şeyimi yazabiliyorum diye okulu erken aldılar. Hesaplarsam 11 yaşında okul takımında oynamaya başladım. Neden bilmiyorum. Zaten sokaklarda büyüdüm. Sokaklarda büyüdüğüm için belki erkeklerle çok dolaştığım için mi bilmiyorum. Cinsiyet ayrımı asla yapmıyorum bu arada. Onlarla oynuyor kendimi geliştirdim. Daha sonra keşfedildim. Derken kendimi bir anda kadın futbolunun içinde buldum. Çok enteresan değil mi? Çünkü mesela özellikle psikolojide de vardır. Biz ergenlik dönemine girdiğimizde hep rol model ararız. İşte posterler asarız ya da böyle bir hayatımızın bir şeyi olur. Genelde sporcuların en böyle kritik dönemleri tabii olur. Bizim de vardı. Sizin var mıydı? Ama erkek futbolcuları rol model almak evet, zorundaydık. Mesela kadın ne zaman oldu ilk rol modeliniz ya da wow dediniz? Bizim rol modelimiz olmadı. Biz rol model almak için uğraşıyoruz yani. Onun için çabalıyoruz yani. Şu anda da futbolda en üst noktaya geldik yani biz kendi alanımızda. Hani bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz ve arkamızdan gelecek olan kız çocuklarına örnek olmak için de şu an çok çalışıp elimizden gelen mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Yani kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Hı hı. Sürekli bunun mesajını veriyoruz. İşte kadınla erkek arasında tamam tabii ki fizyolojik olarak bazı ayrımlar olabilir. Ancak futbolda yetenek olarak bence çok büyük bir ayrım olduğunu düşünmüyoruz. Hı hı. O yüzden o sahada biz de çıktığımızda 90 dakika futbol topuyla oynuyoruz. Hani bu tarz aynı şeyleri yaptığımız bir spor dalında tabii ki kendimizi güçlü hissediyoruz. Ve arkamızdan gelecek olan gençlere de tutkunuzun peşinden koşun. Vazgeçmeyin. Zorlu bir alan. Zorlu ya bir amacımız alan. Amacımız zaten futbol ülkemizde ataerkil bir branş olarak geçiyor. Amacımız zaten dünya bu ön yargıyı kırmak. Dünya üzerinde öyle değil mi Ezgi'cim ya? Evet, dünya basketbolda yani kaç yıldır kırmaya çalışıyorlar ki basketbol hani biraz daha maskülen tarafını düşündüğümüzde kadınların futbolda işi çok daha zor. Ama basketbolda bile bir de ülkemizde voleybol kadınlarda o kadar başarılı oldu ki. Evet. Yani oradaki kız çocuklarına ciddi bir rol model oldu. Haliyle bu spora da yansıdı. Basketbol, kadın basketbolu özellikle yıllardır kırılmaya çalışılan bir alan. Evet. Bir de üzerine kadın futbol gelince aslında sizin misyonunuz ve zorluğunuz daha yüksek. Evet. Şöyle aslında hedeflerimiz doğrultusunda çok güzel ilerliyoruz. Çünkü benim yıllarca yapmış olduğum her röportajda muhakkak üç büyükler takım kursun diyordum. Ve şu an ben bu yolda ilerliyorum. İstediğim kulübün ve armayı üzerinde taşıyorum. Hedefimize ulaştık. En iyisi şu an kadın futbolunu daha iyi yerlerde görmek ve maçlarımızın yayınlanmasını istiyoruz. Hı hı. Akşam oturup saat 10'da, 9'da kadın futbol müsabakasını niye izlemesinler diyoruz. Büyük maçlarla başlıyor galiba değil mi? Sadece derbi mücadelelerinde ya da milli maçlarda zaman zaman destek görüyorsunuz. Hı hı. Zamanla bence o da olacaktır diye düşünüyorum. Başka spor branşlarında ilgilendiniz mi? Yaptınız mı? Beni annem mankenliğe göndermiş küçük. Ya anneye bak. Spor branşı değil de yani. Hani şeye gitmiş. Ya popçu ya topçu mu demiş annen. Her şey denemiş bu arada. Yani ne olur acaba bundan? Benim aslında yolum belli Son ama. Son böyle olur muydu bilemiyorum ama hakikaten. Şeye de göndermiş. Jimnastiğe göndermiş. Demişler ki yok bundan jimnastikçi olmaz yani demişler. Bunun fizik hiç müsait değil. Ya. Helal olsun anne. Ama kendisi de daha önceden futbol oynamak istemiş. Çok. Hı-hı. Ama tabii ki onun döneminde böyle bir şey mümkün değil. Hani ailesi izin vermemiş. O yüzden belki benim üstüme bu kadar çok düştüler. Annem de babam da olması için. Yani ben bir futbol kulübü bulana kadar sokakta futbol oynamaya devam ettim. Yani hiçbir spor yapmadım. Çünkü başka bir spora götürünce ağlıyordum. Hı-hı. İstemiyorum ben diye. Öyle erkeklerin arasında oynamaya başladım. Yani sonra 11 yaşında oynadığımda da 10 yaşında oynadığımda da erkek takımıyla çıkıyordum antrenmanlara. Kulüpler yapıyorlar mı böyle? Karışık antrenmanlar siz Beşiktaş'la ya da Fenerbahçe'yle yapıyor musunuz?
Şey hazırlık maçı mı olarak? Yani idmanlarda hazırlık karşılaşmaları. Hazırlık karşılaşmalarında biz altyapı çocuklarla oynuyoruz. Biz de U15'te falan. Çünkü oynadık. Mesela ben İngiltere'de görüyorum. İngiliz oyuncular kadınlara inanılmaz destek oluyorlar. Başta Harry Kane'i koyabilirim galiba. Ben Harry Kane'i birçok antrenmanda gördüm, maçlarda gördüm. Yani oradaki destek çok yüksekti. Sizde oluyor mu acaba? Ya futbolculardan gelen destekler olmuyor diyin, olmuyor diyin, gelmiyorlar diyin, bir ya, maçlarda görmedik diyin. Ya maçlarımız çakışıyordur. Şöyle önemli maçlarda, bizim çeyrek final, yarı final maçlarında voleybol takımı olsun, erkek takımı olsun her zaman video ile tabii ki de destek olmaya çalışıyorlar. Çünkü video onların da ligi devam ediyor. Onun haricinde maçlarda çok... Ya genellikle çakışıyordur herhalde çakışıyordur maçlarımız. Çakışıyordur yani. Bir de bizim hiç oynadığımız sahalar... Yani tozla kondurmuyorlar. Tozla kondurmuyorlar erkek futbol şimdi takımlarına. Şimdi yönetimle falan çok da mesaj gönderdikleri zaman oluyor. Yani takip etmek istemeseler bunu da takip etmezler. Bu açıdan bakıyorum. Ya biz biraz gözlerini artık sokuyoruz ya onları takip etsinler diye. Tamam yani buradan erkek futbolculara da bence seslenelim. Yani her ne kadar onlar da bu çemberin içerisinde... Bu sonuçta bir misyoner bir durumda aynı zamanda. Ne kadar bu maçlara hep birlikte gidersek bu sektörün, sektör demek istemiyorum, bu alanın büyümesini sağlayacağız hep birlikte. Evet, öyle evet. Değil mi? Evet, evet. Kesinlikle. Mesajları çok, ben çok, veriyorum. Siz çok net verdiniz. Ya, hiç. Mesajları mesaj siz verin, bizden alın, siz verin. Ben sürekli herkesi sıkıştırmak durumunda kalıyorum. Baktığınızda birisi, ya şu anda izleyici diyecek ki kadın futbolunda demek ki her şey güllük gülistanlık. Öyle mi? Hayır değil. Ya, tabii ki eksikler var ama gayet iyi ilerliyoruz şu an. Peki futbolculuk dışında işler yapıyorlar mı kadın futbolcular? Yani erkekler profesyonel sonuçta. Evet, öyle yapıyoruz. İkimiz de öğretmeniz, beden eğitimi öğretmeniyiz. Evet. İşte gelelim. Evet. İşin ince noktalarından bir tanesine. Bunlardan bahsetmiyoruz hiç. Niye? Ya bahsedebiliriz. Bizim için bir sorun yok. Biz o işten de zevk alıyoruz. Çünkü hani yine çocuklara zorluyor gidip... Zorluyor mu size? Tabii ki zorluyor. Sabah antrenman yapmak yerine okula gitmek zorunda kalıyoruz. Mesela yeri geldiğinde. Haftanın 3 günü, 4 günü okula gittiğinizde çok yorgun oluyorsunuz akşam antrenmana gitmek için. Veya işte bazen maçlar çarşamba günü oynanıyor. Okulda dersiniz oluyor. Hani sürekli izin almak durumunda kalıyoruz. Eyvah. Tabii öyle zorluklar çok yaşıyoruz. Bence en büyük zorluk, ilk zorluk buymuş aslında. Sizin tabii öğretmenliği de bırakamıyoruz. Mesleğinizin olması ve ya hangisi esas mesleğiniz? Futbolculuk değil anladığım kadarıyla. İşte profesyonel hayata ama. Geçtiğimizde hani bırakabilecek seviyeye geliriz. Ama şu an bırakırsak Allah korusun bir sakatlık yaşadığımız zaman hayatımızı devam ettirmek için bir bunun şey kazanmamız hiçbir gerekiyor. Bunun güvencesi yok anladığım tabii. Kadarıyla. Tabii. Bu beni çok üzdü şu an. Profesyonel olanlar var mı peki? Mesela yabancı futbolcular. Hepsi profesyonel. Yani onlar çoğulik, ekstra iş çoğulik yapmıyorlar. Profesyonel. İngiltere'dekiler, Fransa'dakiler, Amerika'dakiler. Tabii ki hani onların kazandıkları ücret bazında da baktığınızda onların ekstra bir iş yapmasına gerek İhtiyaç kalmıyor. İhtiyaç duymuyorlar zaten. Peki sponsorluklar nasıl ilerliyor? Sizde bireysel sponsorluklar oluyor mu? Sadece kulüp bazında mı? Belki sponsorluklar biraz sizi rahatlatabilir diye düşünüyorum ama o da sanıyorum ki yine pazarlamayla paralel. Tabii ki öyle. Hani benim iki tane sponsorum var. Ama hani bir tanesi benim dediğim gibi daha demin anlattım işte 16 tane ülke sporcuya sponsorlar Visa. O bana çok büyük bir destek veriyor. Zaten bu işi hani... Daha çok desteklediklerini hissettiğimde yani dedim ki evet hani devam etmek durumundayım. Çünkü Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda her şey sponsorlar ülkede. Onun dışında tabii ki artık takımlarımız daha fazla sponsorluk alıyor. Hani bu işin içinde Beşiktaş önce girdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın işte Trabzonspor'un diğer büyük takımların girmesiyle beraber... Yani rekabet arttıkça aslında sponsorluk da daha fazla gelmeye başladı. Şu an çok üzüldüm ben bu duruma. Vallahi size destek vereceğim hangi bu sezon. Bu sezon size destek vereceğim. Maçlarınıza geleceğim, büyüteceğiz. Büyüteceğiz bu alanı. Bizim kulübün zaten ismi değişti. Biz de isim sponsorluğu aldık. Söylememde sakınca yoksa. Yani zaten kulübümüzün ismi o. Petrol Ofisi. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımı oldu. Oh, güzel. Artık Petrol Ofisi isim sponsorluğumuzu aldı. Bizim de Darısı Vodafone. Diğer takımların başına. Onlar da özellikle kulüp yani büyük kulüp olmayan takımlar büyük ihtimal daha büyük mücadeleler veriyorlardır diye düşünüyorum. Aynı zamanda kadın sporculara da istihdam sağlıyorlar. Tabii. Ligimize de sponsor oldu. Hani takımlara sponsorlar, ligimize artık sponsor geliyor. Bunlar önceden
çok mümkün olmayan şeylerdi. Ya bireysel doğru. sponsorlar da artık sürekli her maçımızı izliyorlar. Sporcu takibi yapıyorlar. Güzel. Peki şimdi başka bölümlere de geçeceğim. Bu sefer izleyiciler demesinler. Kadın futbolunun hakkını vermedin. Kadın futboluyla ilgili konuşmadın. Diğer alanlara geçiyorsun demesinler. Yarım saat boyunca kadın futboluna dair siz de yazabilirsiniz değerli izleyenler. Aspor bizim sosyal medya platformlarından her yerden yazabilirsiniz. Ara ara ben de bakacağım. Beşiktaş ve Fenerbahçe çok önemli bir derbi var. Maçları izliyor musunuz Süper Lig maçlarını? İzliyoruz. Doğal olarak izliyorsunuzdur. Tabii. Yakından takip ediyor musunuz? Mesela ben çok program, televizyoncuyum ama çok fazla program izlemiyorum. Ne spor programı, ne dizi, ne başka bir şey. Zaten içerisinde olduğum için sizde öyle bir mesleki deformasyon oluyor mu? Yoksa takip ediyor musunuz? Ya kendi kulübümü ben takip etmeye çalışıyorum. Şu anda maçlar başlamadığı için de hani sürekli maçlara gidip destek verme fırsatı da buluyorum. Ama bizim kendi lig maçlarımız başladığında, çakıştığında bazı maçları tabii ki hani izleyemiyorum. Özetlerine bakıyorum. Bir kadın futbolcu gözüyle o halde sorayım. Nasıl buluyorsunuz Süper Ligi bu sezonu? Ezgi hadi senden başlayalım. Ben de kulübümün maçlarını takip ediyorum. Teknik direktörümüz çok büyük bir adım bir attı. Evet, çok büyük bir atılım yaptı. Çok büyük başarılar keyifli bekliyorum. Keyifli bir diye. Oyun ortaya koyuyor. Evet. Fenerbahçe dışında böyle transferlerini beğendiğin, güzel futbol ortaya koyuyor dediğin takımlar var mı? Didemciğim. Ben cevap. Ya çok da başka takımına girmek istemiyorum şimdi. Girin kızlar. Ya Trabzonspor tabii. Abdul Hoca iyi gidiyor. Hani oyun sistemi, ortaya koyduğu sistem beğeniyorum. Beşiktaş'ı bu sene çok iyi başladılar. Hani ilk 3 maç inanılmaz iyi güzel gittiler. Güzel transferler yaptılar. Evet, iyi transferler yaptılar. Hani oyuncular hani fişek gibi. Güzel. Göreceğiz bu hafta fişek mi? Dırın. Dırın. Şöyle söyleyeyim. Şimdi kulüp şeylerine girmeden teknik tamam. direktörümüz öyle noktalarda. Yani şöyle bir düşünme şeyi var bilmiyorum. Fenerbahçe'nin maçında bir zoom yaptığında görüyorsunuz. Çok büyük bir maç olacak. Bence çok keyifli evet. bir karşılaşma olacak. Bir tık daha böyle işte oyuncular nezdinde Fener oyuncular teknik direktör ya yani istatistiklerde Fenerbahçe bir tık daha önde görünüyor ama ben Beşiktaş'ın da gerçekten güzel işler yapacağını düşünüyorum. Evet bence Didem. Sezona iyi başladılar zaten hani yani skorlardan da bunu çok net anlayabiliriz. Tabii Josef'in o şey durumu cezalı duruma düşme durumu takımı çok etkiledi bence. Ondan sonra hani bir o hafta mağlubiyet aldık galiba. Ama şu anda hani kadromuz çok iyi. Giren çıkanı aratmıyor. Kimin oynayacağı hani sürpriz bekliyoruz. Orta sahada inanılmaz bir savaş var. Ama yani hepsi bence... Valerian İsmail'i beğeniyor musun peki teknik direktörlerine? Ya şu an iyi başladı sezona. Hani iyi de oynatıyor takımı. Duruşu... Şeyi karizma bir adam yani hani bence biz öyle şeylere bakıyoruz. Hani güzel böyle şeylere bakıyor olmanız da güzel ki, bence. Tabii ki. Çok iyi. Ya ben şeyi çok seviyorum yani bizim teknik direktörümüz de böyle tam maçın en kritik anında öyle bir nokta atışı yapıyor ki gerçekten de bir anda maçın gidişatını değiştirebiliyor. Çok önemli bir faktör evet. değil midir bu doğru kesinlikle yerde doğru bir faktör. Değişiklik yapıyor olabilmesi. Keza Valerian İsmail'in en eleştiri aldığı konulardan evet. bir tanesi bu değil evet. mi Didem? Evet bu konuda eleştiri alıyorum. Mesela hani demek istemiyorum ama hani Cenk Tosun'u çok geç birkaç maçı soktuğu zaman çok fazla tepkiler aldı. Hani genç oyunculara çok önem veriyor. Aldığımız iki tane genç oyuncuyu her maçta neredeyse oynatmaya çalışıyor. Hani bu özelliği bence iyi çünkü genç oyunculara fırsat verilmesi gerekiyor bu ligde. Çok fazla yabancı oynuyor. Türk sporun gelişmesi için mi, futbolun gelişmesi için hani gerekli olduğunu düşünüyorum. Onlar da fırsatları çoğu zaman iyi değerlendirdiler yani Beşiktaş'ta. Umarım bu maçta da iyi şeyler Ersin'in olur. Ersin'in performansı çok eleştirildi. Yorum yapmak ister misin onunla da bir oyuncu psikolojisiyle? Sana soruyorum çünkü sen de futbolcusun. Kaleci ama burada. Ona soracağım. O kaleci ayrı. Burada. Ben şu anda sana hani, soruyorum. Mevkisel olarak daha, mevkisel olarak daha yakın bir isim. Eleştiri yaparım tabii ki de. Yani. Hayda. Ya bu Fenerbahçe'de oynamamla alakalı bir şey değil. Yani tabii bir kaleci olarak. Çok beğendiğim ve çok kaleci özelliklerine sahip bir kaleci olarak görmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Altay, Uğurcan'la...
karşılaştırırsam. Bireysel hataları, çok maç. Önceden forma şansı bulmadığı için hata yaptığı düşünüyordu. Forma şansı çok yoğun bulduğu halde hala bireysel hataları var. Şey peki, yani sen kalecisin elbette. İstikrar da çok önemli değil mi? Şimdi Ersin'in de belli bir raya oturacak. Ya Ersin'in ben yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ama sadece sanki biraz zamana ihtiyacı var gibi. Değil mi? Yani onun yaşındaki sporcular şu an erkek takımında ilk 11 çıkıyor. Yani ben o açıdan bakıyorum bu arada. Şu an tam onun yaş grubunun performans göstereceği en iyi bir süreç diye düşünüyorum. Hafta içinde sözleşmesi de biraz yenilendi. Sizin ya için şöyle, önemli değil mi bu? Şöyle, psikolojik olarak tabii ki bir sporcunun sahaya çıktığında kafasının tamamen sahada olması gerekiyor. Bence o büyük bir etken oldu Ersin'de. Oldu değil mi? Tabii ki olmaz böyle mı? Böyle Didem'cim ya, şöyle yorumlar yap bize. Böyle yorumlar yap. Olmaz mı yani? Hani düşünsenize, yani arka planda bir sürü haber çıkıyor hakkınızda. Sürekli belki onlara bakıyor. Belki hadi bakmasa bile yani duyuyorsunuz bir şekilde veya içeride problemi siz yaşıyorsunuz zaten. Birebir yaşayan kişisiniz. Sahaya çıktığınızda da %100 performans bekliyorlar ama yani içeride yaşadığınız sıkıntıyı sahaya yansıtmamak gerçekten çok büyük bir profesyonellik gerektiriyor. Bu da hani Ersin'in yaşı için, hani şu an tecrübeyle bağlantılı olduğu için, hani çok fazla tecrübeli de olmadığı için bence bunu sahaya yansıttığı zamanlar tabii ki olduğu gözlemleniyor yani. Hani bunu daha profesyonel futbolcular oynadı. Hani bunu daha tölere edebiliyor diyeyim sahada. Ki böyle olması lazım. Hani biz de çok problem yaşıyoruz dışarıda. Yaşadığımız zamanlar da oluyor. Hani performans, aile, başka özel durumlar ama o sahaya çıktığınız zaman her şeyi unutmanız gerekiyor ki daha iyi performans gösterebilirsiniz. Ezgi'cim sen kalecisin. O yüzden kalecilerden konu açıldı. Altay da aslında çok wow bir giriş yapamadı. Keza kalecilere baktığımızda Uğurcan da böyle birkaç maçta sendeledi ama onun da sözleşmesi yenilendi. Ben sözleşmelerin altını böyle çiziyorum ama Ersin'le Altay'ın ortak hatalarından bir tanesi yanlardan yedikleri goller. Yanılıyor muyum? Evet, bir yan toplara biraz yan çıkarken toplara, sıkıntı evet. Yaşıyoruz, doğru. Evet. Ama Altay'la Ersin'le asla kesinlikle Fenerbahçe'de oynuyorum diye değil, tekrar belirtiyorum. Tamam ama şimdi derbi var, tamam. Altay'la Ersin'i tamam, hayattaki iyi, yazma tamam, yapamam. Altay iyi, tamam. Şöyle söyleyeyim. Yeni derbi var ya ondan dolayı. Altay'ın atletik performans özellikleri, fiziği, duruşu kesinlikle idol. Ben öyle görüyorum. Tamam en iyisi Altay, tamam en iyisi Altay. Uğurcan'ı da es geçmeyelim şimdi. Uğurcan da iyi bir kaleci, evet. Muhteşem, öyle değil mi? Evet. Geçtiğimiz sezona Trabzonspor'la adeta... O da bu sene iyi başlamadı bence. Kalecilerin çoğu evet. Öyle. Tam böyle maşallah bir Galatasaraylılar şu anda tahtalara vuruyordur. Kulak çekip böyle maşallah deyip. Muslera bildiğimiz Muslera. Evet. Kimi beğeniyorsun Türkiye'de Altay'ın dışında? Uğurcan iyi bir kaleci benim için. Muslera'nın devam edip etmemesi konusunda genç yetenekler forma şansı bulabilir mi gerçekten bilmiyorum. Bununla ilgili yorum yapmayayım. Ama deneyim önemli değil mi? O kattığı hava mesela geçtiğimiz sezon Muslera'sız. Ya tabii ki önemli ama bir sakatlık geçirdiği takdirde geçen sene yaşamış olduğu problemleri de biliyoruz. Yani Muslera'sız kaldığı ama zamanları çok, da biliyoruz. Ha, evet Galatasaray için çok önemli bir oyuncu ama yani Muslera'nın da o sakatlıktan bu şekilde dönmesi gerçekten hani gerçekten dedik ya profesyonellik diye tam olarak bir profesyonellik göstergesi. Peki, kimleri beğeniyorsunuz başka oyuncu nezdinde? Beşiktaş'ta sayıyorum hemen. Gezal. Joseph, en beğendiğin iki kişi. Gezal. Gezal mı Beşiktaş'ta? Evet, sol ayak. İkiye kim koyarsın? Joseph. Yeni transferleri nasıl buluyorsun? Yerinde transferler oldu mu? Bence yerinde transferler oldu. Yani çok beğeniyorum. Hani gerçekten takım en son ne gelen... Ne diyecek? Benimkisi de soru değerli izleyenler. Ne diyecek? Beşiktaş'ta bu çok kötü transferler falan der mi? Belki der misin? İyi aldık yani hani... Tamam seni kuşkulandıran bir oyuncu var mı peki? Yok. Yok. Ya şeye değineyim hani Necip'in yaşadığı bir talihsizlik var. Şöyle. Onu sorduğunuzu anladığım için bir. Hemen oradan devam ediyorum konuya. Ama hani çocuk gerçekten çok iyi oynadı kaç maç. Bir tek bir hata yaptı bir maçta ve işte golü yedik. O Joseph'in oynamadığı maçta. Ama onun haricinde bence Necip yani takımda çok eski kalan bir oyuncu ve hani aldığı ücret de bütün takımın aşağısında. Ona rağmen gerçekten o kadar iyi bir duruş ve performans sergiliyor ki. Bence
hani Necip'e haksızlık edildiğini düşünüyorum çoğu zaman, çoğu yerde. Gerçekten takım için hem bir rol model, yani gelenlere bence Beşiktaş'ın şeyini nasıl denir? Hani özünü, kimliğini hani öğreten kişilerden bir tanesi. Elinden geleni de yapıyor her seferinde. Haksızlık yapmayın diyorsunuz. Evet, Cici Bey lütfen haksızlık yapmayın yani. Ezgi, Altay dışında Fenerbahçe'de favori oyuncun kim? Ben Türk örnek vereyim. İrfan Can'ı çok beğeniyorum. Hı-hı. Çok teknik bir oyuncu. Sadece onu söyleyeyim. Sadece İrfan Can'ı mı koydun? Evet, İrfan Can'ı söyleyeyim. Ay arkadaş ya. Yani Batshuayi? Evet, Batshuayi. Yani şöyle söyleyeyim, Batshuayi'nin transferinde ben bir takım kampındaydım. Eleştiri aldık, direkten dönen topları, kaçırdığı toplar. Ama ilk maçında golle başladı diye hatırlıyorum. Evet. Evet, Batshuayi. Orada. Tamam, şimdi profesyonellik de tamam olsun. Ama diğer takımlara dair de yorumlar yapalım. Galatasaray'dan beğendiğiniz isimler kimler? Galatasaray'ın yani çok fazla takip ettiğimi hayda, söylemeyeceğim ya gerçekten. Oldu mu şimdi? Şimdi oldu mu? Var mı Ezgi senin? Yok. Ben sadece şöyle söyleyeyim. Kendi kulübün maçlarını çok takip ediyorum, o kadar. Olmadı şimdi. Ya tabii ki takip ediyoruz da oradan yani çok da beğenmek istemiyorum. Yani Muslera tabii ki oranın simgesi oldu şimdi. Hani en iyi oyuncusu kim derseniz, ya bir takımı sırtlayan, hani gerçekten kalede tek başına bütün takımı alıp yani bir yere getiren bir oyuncu. Bir ortak herkesin sevdiği isimler genelde böyle zamanlarda söyleniyor, evet, değil mi? Kaleciler daha ön plana atılıyor. Yani rakip kaleden, rakip takımdan isimler söylemek bile linçlenmemek adına çok zor olabiliyor. Muslera da, Uğurcan da gerçekten böyle oyuncular, ne kadar güzel. Yani herkese hitap ediyor olabilmek. Şimdi siz normal hayatta görüşüyor musunuz? Futbolcular bir araya geliyor mu? Bir derneğiniz var mı mesela? Yok, bir derneğimiz yok. Konuşuyor musunuz? Kadın futbol öyle bir dernek yok. Milli takımda bir araya geliyoruz. Milli takımda bir orada birbirimizi görüyoruz. Onun haricinde öğretmenlik zaten. Kulüp antrenmanları, tempomuz o kadar yoğun ki. Sabah 7'de çıkıp birlikte, akşam 10'da eve giriyoruz. Birlikte böyle bir şey yapalım, bir maça gidelim falan da mı yok? Ya birlikte hangi maça gidelim? Hani yani vallahi sizi ben örgütleyeceğim artık. Başka takımlardan görüştüğüm arkadaşlarım var tabii. Ya bir araya gelip böyle konuştuğunuz, sohbet ettiğiniz. Ya tabii ki oluyor. Tabii ki buluşuyoruz, ediyoruz ama böyle çok boş zamanımızın olması gerekiyor. Hani dediği gibi hani öğretmenlik yaptığımız için sabahları da, akşamları da antrenman ama ya zaten zamanımız yok Deniz, daha ne olsun. Bahanemiz yani, ben de var. Maça zor çıkıyorum diyorsun. Yok yok yani şey. Ya biz o sahaya çıktığımızda arkamızda o kadar çok problemle çıkıyoruz ki, o yüzden biraz önce psikolojik sorunlardan, şeylerden falan bahsettik ya, biz bu kadar güçlüysek erkekler daha güçlü olsun bence. Çünkü sabah ya, aldınız mı mesajı? Ya şunu söylüyorum. Mesaj geldi sabah şu anda. 7'de çıkıyorum. Koşa koşa antrenman saatini yetiştiriyorum. Üstümü değiştiriyorum. Antrenmandan çıkıp duşunu alıyorsun, eve gidiyorsun. Yemeği var, ev bakımı var, temizliği var. Hate'le. Evet, o kadar yoğun çalışıyoruz ki sosyal hayat sıfır. Gerçekten o kadar. Sıfır. Sonra bir de maç. Maç programları. Ya çok isterdik antrenmanımız bizim de saat 11'de olsun. 11'de antrenman yapalım. Sonra akşama kadar hani rahat rahat bir nefes alalım. Yani bizim de kendimize zaman ayıracak zamanımız olsun ama antrenmanları mecbur akşam saati yapıyoruz. Her kulüpte öğretmen var çünkü. Ya okuyan çocuklar var. Çok fazla. O yüzden akşamları yapıyoruz. Akşam 7.30'da yapıyoruz mesela biz antrenmanı. Şimdi akşam 7.30'a kadar hani sabah tekrar antrenman yapıyorsun. Akşam 7.30 şimdi antrenman. Yani hani o arada geçsen, tozsan, bir şey yapsan. Bitti. Sabah yap. Akşam antrenmanda yoksun. Hani o yüzden geliyorsun eve, dinleniyorsun, tekrar tamam, çıkıyorsun. Tamam, el atıyorum. Nasıl yapıyoruz? Tamam, el atıyorum. Ben bu işe el atıyorum. Maçlara gelerek başlayacağım. Dışarıda da görüşmüyormuşsunuz. Çok tamam sık. Ama bu sefer onu şahitlerim var. Tamam. Şahitler bu sefer. Onu da organize edeceğim. Şu işi bir halledelim bakalım. Keyifli hale getirelim. Çok çok teşekkürler kızlar. İyi ki geldiniz. Zaman zaman böyle yorumlara girmeseniz de anlayabiliyorum sizi de. Hı-hı. Oldukça keyifliydi futbolu yorumlar. Futbolu bırakırız bir gün, beraber geliriz. Rahat rahat yorum yaparız her şeyi. Olabilir. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Biz lig açıldığında da zaten maçlara geleceğiz izleyicilerimizle birlikte. Öyle değil mi? Öyle, değerli öyle, izleyenler. Öyle. Evet. Bizlere ayrılan sürenin burada sonuna geldik. İkinci bölümü de tamamladık. Yarın saatler onu gösterdiğinde yine aynı yerde, aynı halde sizlerle buluşacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.